Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size Aghoriler denilen bir tane varlık hakkında bahsedeceğim. Hindistan'da biliyorsunuz Aghoriler denilen bir tane topluluk var. Belgesellerde farklı farklı YouTuberların, medyaların videolarından umarım görmüşsünüzdür bu tarzı topluluk hakkında videolar. Bizden çok talep oldu böyle bir video hazırlar mısın diye. Türkiye'de pek çoğunuz bildiğiniz bir isimdir Aghoriler. Bu Aghoriler 200 yaşına kadar yaşayan bu varlık ya da bu topluluk kimdir? Medyalardan siz öğrendiği gibi bir topluluk mu? Bunların sıra dışı hayatını bu videoda yakından tanıyacağız. Aghoriler, Hinduların sanyasi insanları var. Dine adanmış hayatı yaşayan insanlara sanyasi deniyor. Bu sanyasilerin sınıfında yer alan bir tane topluluktur Aghoriler. Aghorileri genelde Kumbh Mela diye bir tane festival var. Sadece Hindular kutlayan bir tane festival. Kuzey Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kutlanıyor bu Kumbh Mela festivali. Şu Kumbh Mela'da aynı zamanda Rishikesh, Haridwar, Hinduların kutsal yeri olan Kashi, bu tarz yerlerde bunlarla rastlanabiliyorsunuz. Bunların elinde bir tane Rudraksha, Rudraksha tesbih gibi bir şey. Tanrı Shiva'nın bir tane sopası var. İşte o sopası olur. Aynı zamanda bir tane kafatası olur. Ve üzerinde küller var. Ölüler yaktıktan sonra elde edilen bir tane basmam. Basma deriz. İşte basmam deriz. Farklı farklı isimlerde söyleniyor. Bu basmam vücutlarında sürüyorlar. O yüzden bu Aghoriler beyaz görünümlü ya da beyaz renkle bürünmüş bir bedene sahip oluyorlar. Evet, bunları görmek biraz korkunçtur. Aynı zamanda eşi benzeri olmayan bir tane manzaradır. Bunları gördüğü zaman tabii ki de biraz korkutucu bir manzara var. Çünkü yüz ifadeleri, yaptıkları hareketler vesaire sıra dışı bir hareket yapıyorlar. Aghoriler ilk olarak Avadut kutsal kitabında, Hinduların Avadut kutsal kitabında bahsedilen bir tane topluluk. Bu topluluk genelde Tanrı Shiva'yı taparlar. Kimisine göre Tanrı Bhairava'yı da taptığını söyleniyor. Bunların amacı sadece Tanrı Shiva'ya tapmak mı ya da başka bir şey var mı? Çünkü Türkiye'de bunlar hakkında çok fazla farklı bilgiler de biliyorsunuz. İnsan cesedini yiyorlar ya da insan cesetlerle cinsel ilişkiye giriyorlar vesaire. Siz de bu şekilde biliyorsunuz. Öncelikle bu Aghori isim nereden geldiğine bakalım. Tanrı Shiva'nın güneye baktığı yüzüne Aghorim denilir. Aghorim demek öfkelenmek ya da şiddetli bir sınır, korkutucu bir bakış. Böyle farklı anlamına gelen bir tane Aghorim kelimesinden üremiş bir kelimedir Aghori. Bu Aghorilerin yüz ifadesine baktığı zaman da bunların yüzlerinde bir tane sınır ya da öfke ya da bir korkutucu bir manzara vesaire görebiliyorsunuz. Gözlerinden o ateşini, o ciddiyetini falan görebiliyorsunuz bu Aghorilerin yüzünden. Bu Aghoriler genelde nerede yaşar? Bu çok ilginç bir olay dostlar. Aghoriler denildiği bu topluluk genelde mezarların etrafında yaşayan, o taraflarda ya da mezar, ölü, bu tarzı şeylerin yanında yaşamak isteyen, öyle tercih eden bir tane varlıktır. Bu neden bu şekilde yaşıyorlar diye sorarsanız, bir insan Tanrı'yı hatırlamak için üzülmesi lazım ya da bir ihtiyacı olması lazım ya da ölüyü görmesi lazım ya da ölü korkusu olması lazım. O zaman insanlar Tanrı'yı yakından tanımak ister ya da Tanrı'dan korkar, Tanrı'yı hatırlamak ister, Tanrı anmaya çalışırlar. Aghoriler de bu yüzden mezarların yanında yaşıyorlar ya da o etraflarında yaşadıkları için hep Tanrı'yla bir ilişki olduğunu düşünüyorlar. Aynı zamanda bu taraflarda yaşadığı sürece onlar hiçbir şekilde Tanrıların bu düşünceden ya da onları zikretmekten vazgeçmiyorlar. Böyle düşündükleri için mezarların etraflarında ya da ölüleri yaktıkları bölgelerinde yaşamayı çok tercih ediyorlar. Evet, Aghori denildiği zaman ilk aklımıza gelen insan cesedini yiyen bir topluluk. Gerçekten bunlar insan cesedini yiyor mu diye merak edenler varsa, evet gerçekten bunlar insan etini yiyorlar. Bu genelde yakmış insanları ya da cesetlerini onların akrabası Ganj Nehri'ye atarlar. Bu Ganj Nehri'ye attıktan sonra bu belki birkaç gün sonra çürüyor, bozuluyorlar. Bedenin farklı farklı kokular çıkmaya başlıyor. Ama bunlar için bu ölüleri çürümüş olsun, bozulmuş olsun, kokulu olsun, pis kokusu olsun hiç fark etmiyor. Onlar yemeye çalışıyorlar. Onların bir vahşiyet mi diye sorarsanız bu onların bir ibadet olarak görüyorlar. Bu insan cesedini yemesi onlar için bir kutsal bir hareket. Bu bedenler ne kadar koksa da onlar tiksindirici bulmuyorlar. Bunun sebebi işte dini düşünceleri bu şekilde emrettikleri için böyle yapmayı tercih
tercih ediyorlar. Yani kısacası bunlar insan eti yiyorlar. Bu topluluğun giyme şekline baktığı zaman üzerinde yakılmış cesetlerin külleri sürüyorlar. Bu bütün bedeni bu şekilde sürüyorlar. Aynı zamanda hiçbir şekilde su ile çok fazla temas etmiyorlar. Yani yıkanmıyorlar. Aynı zamanda ellerinde bir tane Rudraksha denilen bir tesbih var. Bu özel bir meyvenin çekirdeğiydi. Rudraksha olur, elinde bir kafatası olur. Aynı zamanda Shiva'nın bir tane sopası var. İşte o sopası da elinde mevcuttur. Bu şekilde bir halinde görebiliyorsunuz. Bu topluluğunu temsil eden agorileri. Aynı zamanda bu ellerindeki kafatası ne için kullanıyorlar diye merak ediyorsanız, bunlar genelde yemek yemek için, su içmek için bir tabak olarak kullanıyorlar. Farklı farklı nedenlerle onların eline ulaşmış kafatası olabiliyor. O videonun sonunda ben size anlatacağım. Ben bahsettiğim bu özelliklere sahibi olan farklı farklı insanlara farklı medyalardan görmüşsünüz. Ama bunlar mı gerçek agoriler diye sorarsanız, gerçekten agoriler bunlar değil dostlar. Bu gerçek agoriler olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bunlar ücretsiz yemek yemek için tapınaklarda verilmiş marijuana ya da uyuşturucu gibi sigara, tütün vesaire ücretsiz kazanmak için bu şekilde giyiniyorlar. Ondan sonra ben de agoriyim diye dolaşıyorlar. Aynı şekilde turistlerle fotoğraf vesaire çekip para kazanıyorlar. Bu şekilde para kazanmak için de böyle bir rol oynuyorlar. Böyle rol oynayarak, sahte agorilik oynayarak insanları kandırıyor. İnsanlar da bunu gerçek olduğunu inanıp taparlar, ibadet yaparlar ya da ibadet yapmak için onların yanına giderler. Bu şekilde farklı farklı işler yapıyorlar. Ama gerçekten bir agoriyle karşılaşmak mümkün mü? Böyle bir sorarsanız bu mümkün değil dostlar. Çünkü agoriler denildiği bu topluluk genelde insanların arasında yaşamak istemeyen bir tane topluluk. Genelde bunlar Himalaya dağlarının etrafında, aynı zamanda Kuzey Hindistan'ın derin ormanlar var. İnsanlar hiç ulaşmadığı ormanlar. Bu ormanlarda onun etrafında vesaire yaşayan insanlardır bu agoriler. İnsanlarla hiçbir şekilde temas etmiyorlar. Bunun sebebi kendilerini Tanrı'ya, Tanrı Shiva'ya, Bhairava'ya, kendi bedenini, ruhunu temsil etmiş insanlar. Bu insanlar insanlarla iletişime kurduğu zaman onların ilahi o emrinden çıkmış ya da dünyevi işlerle meşgul olacağını düşünüp onlar dünya işlerinden uzak durmaya çalışıyorlar. Orijinal agorilere bakarsak bu agoriler gerçekten farklı farklı yeteneklere, güçlere sahip olan insanlardır. Bunlar hiçbir şey giymese bile, yani giymese derken onlar giyinir ama hayvanların derisinden yapılmış bazı kıyafetler, işte ön tarafı falan kapatırlar, bu kadar. Bunlar bu az kıyafetle, az kumaşla çok soğukta yaşayabiliyorlar. Çok sıcakta da yaşayabiliyorlar. Aynı zamanda her iklime göre onların bedenini ona göre tasarlanabiliyorlar. Bu şekilde acayip bir yeteneğe sahipler. Ne kadar soğuk olursa, özellikle Himalaya dağların o taraflar, ne kadar soğuk olursa olsun onlar ceket, mont, bunların hiç gereğini duymuyorlar. Meditasyon ve ruhani tanrısal ibadetler yaparak bunlar böyle farklı bir güç kazanmışlar. Bu güçlerle kendi etrafını onlara uyumlu bir şekilde tasarlanabiliyorlar. Onların bedeninde bir yara varsa ya da hastalık varsa hiçbir ilaç kullanmadan iyileşebiliyorlar. Böyle bir farklı yeteneklere sahip insanlardır bu agoriler. Kundalini yoga denilen bir tane yoga çeşidi var. İşte bu çeşidini bildikleri için sadece su ve güneş enerjisi varsa yıllarca böyle yaşayabiliyorlar. Hiç emek ve protein vesaire hiç gerek duymadan yaşayabiliyor. Bu agoriler denilen topluluk. Bu kundali yoga denildiği bu şey Tanrı Shiva, onun eşi Parvati'ye verilmiş bir yoga sırrıdır. Bu sırrı bilenlerdir bu agoriler. O yüzden onlar 200 seneye kadar yaşayabiliyorlar ya da ondan fazla yaşayabiliyorlar. Çünkü onların etrafı onların ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyorlar. Böyle bir acayip yeteneklerine sahiptir onlar. Normal bir insan nasıl agori olabiliyor? Bu çok farklı bir soru. Normal bir vatandaş agori olmak için ya da bu güçler kazanmak için ne yapmalı diye sorarsanız, bunun farklı farklı görüşler var. Önemli olan iki tane görüş var. Bu görüşlerden birincisi, genelde mezarların etrafında yaşayarak yıllarca orada vakit geçirirler. O vakit geçirdiği esnasında bu adamlar da bir tane ışık buluyorlar. Bir aydınlama oluyor. Bunlara bir güç geliyor. Tanrısal bir güç geliyor. Böyle inandıkları için ya da bu güçlere sahip olduğu bir zamandan beri bunlar agori sınıfına giriyor. Böyle bu agori topluluğun üyesi olabiliyorlar. İkinci bir görüş var dostlar. Bu görüşte guru denilen bir tane hoca topluluk var. Bu guru biliyorsunuz işte ne
ne olduğunu. Bu Hinduların gurusu. Bu öğrencilere farklı farklı imtihanlar, sınavlar vesaire verir. Bu imtihanlar, sınavlar başarılı bir şekilde geçen insanlara Agori diyebiliyorlar. Ama bu Agori sınavlara, Agori olmak için bu imtihanlarda başarmayıp yarı yolda bırakanlar, onlar sahte Agori olabiliyor. Agorilerin ölümüyle de enteresan bir efsanesi var. Bu ölüm, onlar öngörebiliyorlar. Ölüme yaklaştığı zaman onların bir öğrencisiyle beraber ormanlara ya da Himalaya dağların etrafına gidiyorlar. Kimse olmadığı bir yere gidiyorlar. Ondan sonra belli bir süre yatarlar ya da ibadetlerle geçirirler. Bu geçtikten sonra bu Agori ölüyor. Öldükten sonra bunun kafatasını onun öğrenciye temsil ediyor. İşte o kafatası alıp insanların olduğu ya da bu gençlerin o etraflara gelip onlara gereken ibadetlerini yapıyor. Daha sonra bu gurunun kafatası artık bu öğrencinin emanetidir. O kafatasının önünde her ibadetin yapılması gerekiyor ya da tanrısal, ruhani, meditasyon vesaire onun önünde yapması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi Agorileri Bhairava tanrısına benzetmenin bir sebebi dostlar. Hinduizm'de ölümün bir tanrısı var, yok edicinin bir tanrısı var, doğumun bir tanrısı var. Bu doğumun tanrısına Brahma denir. O Brahma'nın farklı farklı yüzleri var. Aynı zamanda yok edicinin tanrısı olarak Shiva'yı inanıyorlar ya da Shiva'yı görüyorlar. Bir kere yok edici demek özel bir yetenek olduğu için bu Brahma da Shiva'dan çok kıskanmaya başlıyor. Bu kıskançlık uzun bir süre sonra Shiva da öğreniyor. Bu gerçeğini öğrendikten sonra Shiva'nın parmağının içinde bir çocuk doğuyor. Bu çocuğa Tanrı Bhairava denir. Bu Bhairava onun bütün gücüyle Tanrı Brahma'nın yanına gidiyor ve onun bir tane yüzünü kesiyor. Bu şekilde öfkeyi temsil ettikleri için sinirlemeyi temsil ettiği bu Bhairava'yı taptıklarını da inanıyorlar. Böyle bir iki tane görüş var. Onu da bahsedeyim dedim. Aynı şekilde Türkiye'de bildiğimiz diğer şey bu Agoriler çıplak gezmesi. Bu aslında Agoriler değil, Agorilere benzeyen ama farklı bir topluluk olan Naga Sadhu denilen bir tane topluluk var. Bu topluluk sadece dediğim bu Hinduların kutsal bölgelerinde yaşayan insanlar. Farklı yerlerde görmezsiniz. Mesela siz Kerala'ya gelirseniz bunları görmezsiniz. Ya da Tamil Nadu'ya gelirsiniz bunu görmezsiniz. Bu sadece Hinduların taptıkları, kutsal gördüğü bölgelerinde yaşayan iki tane varlıktır. Birinci Agori, ikinci de Naga Sadhu. Bu Naga Sadhu'lar genelde çıplak gezerler. Bedenlerinde hiçbir kumaş ya da elbise olmadan çıplak bedenleriyle dolaşmayı tercih ediyorlar. Ve insanlar da bunlar kutsal olduğunu ya da din adamları olduğunu vesaire inanıyor. National Geography denilen bir tane İngilizce kanallarında bunlar hakkında özel bir tane yayın yapmışlardı. Bir belgesel gibi bir yayın. Bu yayında bunların gazeteciler Agorilerin yaşadığı bölgelerin içine girmiş. Genelde oraya kimseyi kabul etmiyorlar. O yüzden bunlar farklı metodlar kullanmış. Onun içine girmiş. Onların hayatını çekmiş. Onlardan birisi bir Agori dedi. Biz burada gördüğünüz ya da siz burada gördüğünüz hiçbir Agori gerçek Agori olmamış. Hepsi sahte olduğunu söyleniyor. Bu şekilde hangisi doğru, hangisi yalan bunu bilemeyiz. Çünkü insanların inancına göre böyle bir ibadeti var ya da böyle bir insanlar var, böyle bir topluluk var. İnsanlar da ona saygı gösteriyorlar. Bu şekilde Agorilerin hayatı dostlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bunlar hakkında merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorum olarak bana yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.